Haftere bağlı milisler sivil yerleşimlere tuzakladı. Libyalı ekipler etkisiz hale getirdi. Ordu o mayın ve el yapımı patlayıcıları sergiledi. <laughs> Sergi Trablus'taki El Hadba Askeri Okulu'nda yapıldı. Sergiye Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Eşşerif, Askeri Mühendislik Birimi Komutanı General Ömer Muhammed Errutap, Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kunu'nu ve bazı askeri yetkililer katıldı. <laughs> General Routap, sivil yerleşimlere tuzaklanan mayın ve EYP'lerin 600 kilometrelik geniş bir alanı kapsadığına dikkati çekti. Patlayıcı düzeneklerinin yüksek teknik bilgiye sahip, oldukça profesyonel kişiler tarafından tuzaklandığını söyledi. Libyalı unsurların bu tür tekniklere sahip olmadığını belirtti. Ordu Sözcüsü Kununu, Libya ordusunun amacının askeri vesayete karşı sivil devletin inşasını sağlamak olduğunu vurguladı bu amacı hayata geçirinceye kadar da geri adım atmayacaklarını söyledi. Türkiye'nin bu süreçteki desteğine değindi. Lojistik ve eğitim yardımlarının yanı sıra mayınların temizlenmesinde verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. <laughs> Libya mayın ve savaş kalıntılarını araştırma merkezinin verilerine göre Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve EYP'ler nedeniyle son 47 günde 57 patlama meydana geldi. Bu patlamalarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 50 kişi hayatını kaybetti, yüzden fazla kişi yaralandı.